Bugün İstanbul'da görebileceğiniz çok güzel bir yerdeyiz. Life Park. Burada kangallar, Anadolu çoban köpekleri, pitbulllar, çaparlar, aklınıza gelebilecek bütün köpek ırkları mevcut. Onun haricinde çok güzel bir saha burası. Burada çok güzel nişan organizasyonları, düğün organizasyonları, çeşitli organizasyonlar yapılıyor. İstanbul'daysanız Life Park'ı size şiddetle tavsiye ederim. Buraya uğramayı unutmayın. Burada düğün organizasyonunun haricinde çok güzel kafeler var, restoranlar var. Oralara gelip yemek de yiyebilirsiniz, çayınızı da içebilirsiniz. Lafı fazla uzatmayayım. Bu aslanlarla beraber şahane bir video çekeceğiz. Videoya başlayalım. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Murat'la beraberiz. İstanbul'da ben kangal bulmakta, Anadolu çoban köpeği bulmakta, çapar gibi köpek ırklarını bulmakta çok zorlanıyorum. Açıkçası onun bir sıkıntısı var bende. Sıkıntısını yaşıyorum ben. Murat bana ulaştı. Abi dedi çok güzel bir yerimiz var. Orada işte Anadolu çoban köpeği, kangal, özellikle hunter. Maşallah bayağı bir büyük boyu var. Metre bulabilirsek biraz sonra onun boyunu da ölçmeyi düşünüyorum. Ama onun haricinde burada ismi neydi? Ulubey. Ulubey. Ulubey'in babası dünyanın en büyük köpek ırklarından, dünyanın en büyük köpeklerinden Boğaç'ın, Boğaç'ın yavrusu muydu evet, bu? Evet, Boğaç'ın yavrusu. Boğaç'ın yavrusu. Bu işte uğraşan, Anadolu çoban köpekleriyle ilgilenen, kangallarla ilgilenen birçok arkadaş zaten Boğaç'ı tanır. Şahane köpekler. Bir de çaparımız var. Şu an o yanımızda mı bilmiyorum ama uzaklarda. Onu da aralarda bir geçişlerde, video geçişlerinde ben gösteririm. Bir de şahane bir dişimiz var yanımızda. İsmini alayım ben bunu tekrardan. Cindy. Cindy. Cindy çok güzel bir dişi. Hunter'la Cindy kardeşler. O Sivaslı Yiğido'nun yavruları. Sivaslı Yiğido'nun yavruları. Yiğido'nun yavruları. İkisi kardeş. Babaları da çok güzel bir köpek. Evet, Seceri. Sivas'ta tanınmış bir köpek Yiğido. Sivas'tan. Sivas'ta kimden aldığınızı sorsam. Sivas'tan bir dostumuzdan aldık orada. Ya bir üretici, köpek üreticisi mi yoksa? Yok, hediye. Kendi şahsi çiftliği var. Kendi köpeklerini oradan aldık. Ondan hediye aldınız. Evet. 15 aylık. Evet. Bu kaç aylık? 6,5 aylık. 6,5 aylık. Ulubey 6,5 aylık. Bunlar 15. Ulubey 6,5 aylık. O da maşallah ileride daha da büyük olacağına, babasına çekeceğini düşünüyorum ben. Yani babası 6,5 aylık olmasına rağmen bayağı bence gelişimi gayet güzel. Evet. French Bulldog'umuz var. Aynen onları söyleyecektim. Şu bayağı bir yaramaz. Biraz önce burada ortalığı karıştıran bu arkadaşım. Evet. Yaramaz bayağı. Kapuli, Glock. O biraz yaramaz. Evet. Bunun babasını falan da gösterdiler bana. Anne tarafına çekmiş. Çok şahane. Babası da çok yapılı, güzel bir köpek. Şöyle söyleyeyim dostum. Bu kangal sevdası size nereden geldi? Nereden başladı? Biz çocukluğumuzdan belli kangal sevdası var bizde. Nerelisin? Bayburt. Bayburt. Sen Bayburt. Gerçi Anadolu'da ya Türk dediğin zaman abi bir kangal sevdası var. Kim evet. Derse desin. Türk köpeği kendi köpeğimiz, kendi aynen. Irkımız. O yüzden onlara ayrı bir sevgimiz var. Aynen öyle. Şimdi ben bütün köpek ırklarının videolarını çekiyorum. Pitbull olsun, Rottweiler olsun, işte diğer köpek ırkları olsun. Dogo Arjantin falan ama abi kan çekiyor derler ya. Harbiden kangal. Kangalın çekiyor. Sıcaklığı başka. Kangalın sıcaklığı, kişiliği farklı. Kişiliği, asilliği. Asilliği farklı.
karakteri farklı, cesareti farklı. Bir de bazı videolarda söyledim ben, şöyle tasmasını tuttuğun zaman abi köpek tuttum diyorsun köpek, yani. Evet. Onu sana hissettiriyor. Elinde yani. Bir güç var. Yani onu elindeki hissediyorsun. Gücü hissediyorsun. Hissettiriyor yani. Sana. Sürüklüyor götürüyor abi bazen. Öyle bir oluyor ki. Ve bir, yani bunların en büyük şeyleri de kime karşı sert olacağını çok iyi biliyor. Aynen öyle. Altıncı hisleri çok kuvvetli. Kuvvetli. Yani bunlar kime karşı iyi, kime karşı kötü davranacağını çok iyi biliyorlar. Altıncı hisleri çok kuvvetli. Şu an bu şimdi çok uysal size karşı ama akşam benim eve bahçeye girmeye çalıştığında sokmaz. İkisi de. İkisi de. Evet. Bahçeye sokmazlar seni. Maşallah. Ama dışarıda sosyaller. Ama görevini akşam benim çok iyi biliyor yani. O bahçeye seni hayatta sokmaz. Hunter bizi bayağı bir yordu. Lastiğin peşinden açıkçası şu an ben nefes nefese kaldım. Abi anındaki teri de görmenizi isterim. Oğuz ve Serdar da yanımızda. Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar Hunter'la alakalı veya? Sen de bunun az bir bölümündeydin. Normalde biz her gün, günde haftanın 5 günü kesinlikle birer saat idman yapar Hunter. Lastik çeker. O yüzden mi böyle fit? Tabii o yüzden. Bunda tam bir gerçekten Türk aslanı fiziği var. Afrika'daki çıtaları bu şekilde kovalıyorlar yani bu fizikte. Aynen öyle. Başka türlü kalıplı kangallar iş yapmaz. Kalıplı kangallar en fazla oturur 1 kilometre koşar yorulur. Bu alırsın bunu 5 saat boyunca hiç durmadan koşturursun. Zaten çıtaların soyunu o yüzden tüketiyorlar neredeyse. Çıtalar bunların yüzünden aç kaldı. Bunlar talas cinsi kangallardır. Yani daha atletik, daha güçlü. Daha sportif. Yani bazı pitbullcu arkadaşlar der hani game dog derler. Bunlar işte kangalların game dogları. Fit bir köpek. Tabii. Zaten şöyle de söyleyeyim. Kangal dediğin fazla hantal olmaz be. Hantal olduğu zaman zaten kurda gidemez. Çobanın gidemez. Gidemez. Bu yaklaşık yani günde burada 40 kilometreden az koşu yapmaz. 40 kilometre. Tabii her gün 40 kilometre rahat koşu yapar. Ne diyorsun sen? Tabii. Bayağı her fazla. Gün. 40 kilometre toplam yürüyüş ve koşuyla birleştirir yani her gün. Maşallah. Fiks. Gerçekten yani sana fazla. Şöyle söyleyeyim, belki şaka gibi gelir ama arabayla sen burada benzinini bitirirsen bu senin peşine gene bırakmaz. Ay maşallah. Mümkün değil. Hunter'a zaten hayran kaldım. Metre bulamadık bu arada. Videonun başında söylemiştim boyunu ölçeceğiz diye ama metreyi bulamadık. Ama şöyle bir hesap ederseniz bizden ya falan gayet büyük bir köpek. Şimdi yanımızda şahane bir dişi kangal var. Güzelliğine hayran kaldım ben. Ve Oğuz kardeşim var yanımda. Videonun sonunda onu da gördünüz. Ne söylemek istersin? Ben çok beğendim. Şimdi abi biz birçok kangal çiftliği gezdik. Bu zamana kadar ben hayatımda yani bunun kadar güzel bir dişi bir kangal hiçbir zaman görmedim. Bunu da mı Sivas'tan almıştınız? Evet. Hunter'ın kardeşi miydi? Evet, ikisi kardeş. Hunter'ın kardeşi. Erkek olarak birçok kangal köpeği güzel görebilirsiniz ama dişi böyle bunun kadar nadirdir yani. Ben hatta hiç görmedim diyebilirim yani. Zaten daha önceki konuşmamda da söylemiştim. Cindy bizim prensesimiz yani. Prenses gibi bir köpek. Göz yapısı... Evet, gözleri, kaşları yani hepsi farklıdır bunun. Evet, kangallarda biraz gibi. Evet, çekik olur evet. Gözleri. Göz yapısı evet, sürmeli. Biraz daha şuraya sürmeli kadar gibi. Geliyor. Evet. Bakın. Şuraya kadar geliyor. Gerçekten çok güzel bir köpek. Videomuzun kapanışını yapalım o zaman. Tabii. Bir de şunu söyleyeyim. Biz bu işin ticaretini yapmıyoruz. Biz
tamamıyla kendimizi köpektir. Kendimizin köpekleri, kendimizin ve bunlar gibi birçok daha köpeğimiz var. Bulldog'larımız var, pitbull'umuz var, dogumuz var. Ve hepsini biz kendi zevkimiz için besliyoruz yani. Biz zevk adamıyız yani. Biz burada doğayla baş başa zevk adamıyız yani. Evet, biz o zaman bunu harbi harbi söyleyebiliriz. Yani. Biz ticaret yapmıyoruz yani. Kesinlikle o şekilde de yazı falan yazmasınlar bize. Biz satılık yok. Yani satılık biz, köpek biz yok. Için. Evet. Biz kendi köpeklerimiz bunlar. Yani bunlar öyle şey. Bunların hepsi bizim kendi köpeğimiz. Bazı videolarda hobi bahçesi gibisinden giriş yapıyoruz biz ama yavruları falan gösteriyoruz. Gerçekten burası söylediği gibi Serdar'ın. Yavru falan yok. Evet. Yavru satışı ya yok ayrıca, veya sahiplendirme yok. Ayrıca burada yaklaşık bir 24 tane daha köpeğimiz var. Hepsinin bakımını biz üstlendik. Hiçbir belediyeden ya da herhangi bir kuruluştan, kurumdan bir yardım da almıyoruz. Hepsini tamamıyla kendimiz maddi çıkarlarımız doğru kendimiz karşılıyoruz hepsini yani. Çok güzel kendimiz şey. Yani. Hepsinin mamasını alıyoruz. Hepsine bakım yapıyoruz. Hepsini tek tek veterinere götürüyoruz. Her şeylerini yaptırıyoruz yani. Ama biz her şeyden önemlisi Allah için bunu yapıyoruz. Çok güzel bir şey. En önemlisi de o. Tabii. Allah için bunu yapmamız. Biz Peygamber Efendimizin ümmetine yakışır bir şekilde davranmamız şahane lazım. Bir şey. Biz Peygamber Efendimiz ne diyor? Bunlar Allah'ın sessiz kulları. Biz de bu şekilde bari hiç yapamıyorsak bir tane sünnetini başaralım. O da köpeklerimize, köpeklere iyi davranalım. Kedilere, köpeklere, canlılara. Herkes Allah rızası için almış olduğu veterinerden 100 liralık, 50 liralık, 500 liralık mamaları verirken besmele çekip önüne koysun. O da onun sadakasıdır. Sadaka niyetine verebilir yani. Çok her güzel. Bir köpeğe mama vermek sadakadır. Bunu kesinlikle bundan yana da bilinçlendirelim insanlarımızı. Tüm arkadaşlarımızı, dostlarımızı, herkese bilinçlendirelim. Her köpeğe verilen bir yemek sadakasıdır. Onu kazadan, beladan, her şeyden korur. Abi sen çok güzel konuştun. Videonun sonunda niye giriş yaptın sen? Başta girseydin ya. Çok güzel şeyler söyledi gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Ben bazen beni biliyorsunuz. Hayvanları besliyorum. Sokak hayvanlarının arasına gidiyorum. Geçen de 50-60 tane köpeğin arasındaydım. Onlara 0 lirayla nasıl besleyebilirsiniz? Hiç cebinizde para yokken bile. Köpeği nasıl beslersiniz? Size onu anlatmaya çalıştım bir videoda. Ama Serdar kardeşimin anlattıkları da gerçekten doğru. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun diyorum ben de senden. Allah cümlemizden razı olsun. Amin. Hepinizden hepiniz, razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Allah videonun razı. Kapanışını yapalım artık. Tabii, söylediğim yapalım. Gibi Instagram sayfaları Serdar'ın, Murat'ın, Oğuz'un Instagram sayfaları alt köşede geçiyor. Benimkisi de onların yanında geçiyor. Takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.